Herkese selam sevgili dostlar. Ne zaman ilişkiler hakkında video paylaşsam bekar takipçilerim tarafından ciddi bir mesaj bombardımanına uğruyorum. Hayatımızda kimse yok, bize de tavsiye ver tadında oluyor bu mesajlar genelde. Çok fazla gelince bu yorum, dayanamadım ve sizler için bir tane video hazırlamak istedim. Sizlere bekarken yapmanız ve yapmamanız gereken maddeleri sıralayacağım. Bu maddelerin bazısı sizi hatalardan kurtaracak, bazısı ise içinizi rahatlatacak. Her halükarda iyi hissetmenize sebep olacağını düşünüyorum. Tabii oturup ilişkileri kötülemeyeceğiz burada. Aman dostum, bekarlık sultanlıktır. Dırdır yok, kavga yok, beklenti yok, tadını çıkar gibi cümleler kurmayacağım. Şimdi söyleyince kulağa da fena gelmedi ama neyse, yok bozmuyoruz tarzımızı. Hemen başlıyoruz maddelerimize. Öncelikle 1. Kendini suçlama. İlk maddemiz bir duygu klasiği. Kendini suçlamak. Şimdi bekarlıktan mutlu da olabilirsin ama birçok kişi var bunu tercih etmeye. Benim kişisel gelişim videolarımın altına çok fazla hiç sevgilim olmadı yorumu yapılıyor. Bundan rahatsızlık duyulduğundan bahsediliyor. O yüzden ben bu durumdan rahatsız olanlar için başlayacağım öncelikle. Eski ilişkilerin yüzünden suçlarsın bazen kendini. Hiç ilişki kuramadığın için suçlarsın bazen. Bazen kıymet bilemedim diye suçlarsın. Bazen özgüvensiz olduğun için suçlarsın. Şu konuda anlaşalım. Kendini suçlamanın hiçbir şeye faydası yok. Ve şimdi de kendini en fazla suçlayan insan ödülünü alkışlarla İstanbul'dan Gürkan'a veriyoruz. Ödülü ise bir ömür mutluluk. Yok böyle bir şey. Suçlama ve üzüntü limitini doldurdun diye artık özgürsün falan demeyecek kimse sana. Sen kendini suçladığınla kalacaksın. Özgüvenini zedelediğinle kalacaksın. Dedim ya, bazen eski sevgilin için suçlarsın kendini, bazen kimseyle beraber olamadığın için. Yalnız kaldığın için yani. Yalnızlık bir suç değildir. Kendini suçladığın sürece hiçbir gelişim sağlayamazsın. Boşuna özgüvenini zedelersin. Boşuna kendi kendini üzersin. O yüzden ilk yapman gereken şey kendini suçlamamak. 2. Geçmişinle uğraşma. Geçmişle uğraşma aslında iki taraflı. Hem geçmişinle hesaplaşmaya çalışma hem de geçmiş ilişkilerinden medet umma manasında. Kendini suçlama maddesinden farkını şu şekilde anlatalım. Bir şekilde geçmiş ilişkin bitmiş. İyi kötü ayrılmışsın, terk edilmişsin, aldatılmışsın ya da cesaret edip konuşamamışsın, açılamamışsın. Her şey olabilir. Sabah kalktın, ne yapıyor acaba diye stalkladın. Öğlen arkadaşlarınla buluştun, dedikodusunu yaptın. Akşam bir arkadaşına sordun. Tanıdık hacker bulabilir miyiz ya? Instagram hesabını çalsak falan. Böyle planlar yaptın. Gecenin bir körü gittin, fake hesaptan küfür ettin, kaçtın. Yine eline hiçbir şeyin geçmeyeceği hamleler bunlar. Durduk yere kendi asabını bozdun, durduk yere şimşekleri üzerine çektin. Yapılıyor bu arada bunlar şimdi lütfen. Biz bizeyiz burada. Aa yok vallahi, ben genelde Wikipedia, gündem, sanat, hiç işim olmaz öyle gizli gizli takiple. Derseniz ben inanmam şahsen. Başka bir versiyonu. Yalnızsın, canın sıkılıyor. Eskinin de eskisi, sevgilim falanca ne yapıyor diye mesaj atmaya başlıyorsun. Ne haber dedin, uyudun mu dedin, bir görüşsek mi dedin, reddedildin. Ya da reddedilmedin de gereksiz yere kaç yıllık defterleri açtın. Yani başka deyişle vaktini saçtın. Hep o yalnız kalmaktan korkman yüzünden bunlar. İşin önemli bir kısmı bu arkadaşlar. Geçmişle uğraşmayın, geleceğe odaklanın. Geçmişinle uğraşırsan, devamlı didiklersen o da senin peşine takılır. O da sana can sıkıcı şeyler hatırlatır. O yüzden geçmişten uzak, stresten uzak diyorum. Devam ediyoruz. 3. Acele etme. Algıda seçicilik olur bazen. Nereye baksan hep aynı şeyleri görürsün. Etrafta herkesin sevgilisi vardır. Gittiğin kafede kahvelerini içerken selfie çekenler. Yolda yürürken el ele tutuşup tüm yolu kaplayanlar. Sosyal medyanda kalpli böcekli fotoğraflar paylaşanlar, mutluyuz pozu verenler. Öyle bir durum oluşur ki herkes mutludur. Herkes çifttir, sen teksindir. Bir sen yalnızsındır şu koca dünyada. Tüm arkadaşlarını evlendirmişsindir, çift olmadığın için seni çağırmıyorlardır. Taktığın altınları hiçbir zaman geri alamayacağını hissetmeye başlamışsındır. Tüm bu duygular sende bir iç huzursuzluğa sebep olur ve acele bir şekilde alternatifleri değerlendirmeye başlarsın. Alternatif yoksa aramaya başlarsın. Hiç tarzım değil ama ne yapalım artık gibi düşüncelere kapılırsın. İstemeye istemeye hiç tarzın olmayan işlere kalkışırsın. Acele bir şekilde olmayacak kişileri hayatına sokmaya çalışırsın. İşte bunu yapma. Acele etme. Hiç öyle görüldüğü gibi dünyada tek yalnız insan sen değilsin. Senin gibi çok insan var etrafta. Algıların tam tersini ayıkladığı için sen yalnız sanıyorsun kendini. Ayrıca kötü bir şey değil yalnız olmak. Günümüzde birçok ilişki var. Senin yalnızlığından da yalnız olan. Onlardan birini yaşamaktansa yalnız kalmaya devam et. Acele etme. 4. İyi değerlendir. Yalnızlık kötü bir şey değil demiştik ya.
çok övülecek yanı da yok belki ama fırsatı boldur yalnızlığın. Kendini ayıracak çok zaman bulursun. Kendini dinleyecek, kendini çözecek. En önemlisi de kendinle kalacak bolca zamanın olur. Yalnızlığını fırsata çevir. Bu seni iyi hissettirir, özgüvenini tazeler. Yanlış yollara sapmanı engeller. Ayrıca daha sonra özleyeceğin şeylere de doymana sebep olur. Fesatlık yapmayın, bir sonraki maddede anlatacağım neyi kastettiğimi. Siz bu maddeye odaklanın. Yalnızlığı fırsata çevirin ve bu zamanı iyi değerlendirin. 5. Tadını çıkar. Şimdi az önce bahsettik. Yalnızlık çok övülecek bir şey değildir belki ama öyle düşünüldüğü kadar da kötü bir şey değildir. İnsanın ilişkideyken zorlandığı, ihmal ettiği, tadına varamadığı şeyleri yapmaya fırsat verir. Arkadaşlarına vakit geçirmek, birkaç hobi edinmek, sevdiğin bir şeyi yapmak, istediğin bir yeri görmek, her şeyi geçtim, oturup saatlerce kitap okumak, doğayı izlemek. Bunların hepsi hayatın güzel ve keyifli yanlarıdır. Kendini bunlardan mahrum bırakmamalısın bu süreçte. Birçok kişinin fobisi vardır. Tek başına bir yere gidemezler. Tek başına yaptıkları şeyden zevk almazlar. Oysa çok yanlıştır. Tek başına kahve içmek, tek başına sinemaya gitmek. Gerçi şimdi pandemi yüzünden hayal oldu ama sonuca bakalım. Tek başına bir şeyler yapmak son derece doğaldır. Kimse tek başına bir şeyler yapıyorsun diye sana tuhaf bakmaz. Sen kendini yanlış yargılardan dolayı kötü hissedersin genelde. Yalnızım diye eve kapanmak, yalnızım diye hiçbir sosyal etkinliğe katılmamak kendine yapacağın yine başka bir haksızlıktır. 6. Değişme, geliş. Bazen çevrenden tepkiler duyarsın. Bekarlığın kötü bir şey olduğunu sana empoze etmeye çalışan çevredir bunlar genelde. Derler ki ya sen de biraz ılımlı olsan da yalnız kalmasan. Sen de armudun sapı üzümün çöpü demesen de bir ilişkin olsa. Yani derler ki sana değişmen lazım. Çok yanlış. Özellikle bekar kalmamak adına değişmen gerekiyorsa daha da yanlış. Ben ise şunu söylerim. Değişme, kendini geliştir. Bakış açını geliştir, hareketlerini geliştir, iletişimini geliştir, tepkilerini geliştir. Gelişmek de değişimdir bazen. Gerçekten yapıcı eleştiriyse not al. Ama değişmeye değil, nasıl geliştiririm diye çalış. 7. Yeniliklere açık ol. İnsanlar hayatlarında biri varken hayata dair riskler almazlar. Bir konfor alanı oluştururlar kendilerine, onun dışına çıkarlarsa düzen bozulur diye düşünürler. Saçını değiştiremezler mesela istedikleri gibi. Farklı bir kıyafet deneyemezler. Bildikleri yerlere giderler, bilindik şeyleri yerler. Kötü bir sürprize karşılaşmamak adına yaparlar bunları. Eve giriş saatleri, uyanış saatleri düzen adı altında hep aynıdır. Farklılığa kapalıdır anlayacağınız. Risk alınmaz. Bekarken bunların hiçbir zorunluluğu yoktur. İstediğiniz şekilde tarzınızı değiştirebilirsiniz. Farklı yerler görebilir, değişik yemekler yiyebilirsiniz. Daha özgür davranabilirsiniz. Bu büyük bir lükstür. Bekarken yeniliklere açık olun. Özgürlüğü daha yoğun yaşayın. Denemekten, tecrübe etmekten korkmayın. Bu tüm maddelerimizin de altını dolduran önemli bir madde olacaktır. Bu arada yenilik anlamında risk almak adına abuk subuk şeyler yapmayın. Yatırım tavsiyesi değildir. Durduk yere benim başımı belaya sokmayın. Her zaman mantık ön planda. Unutmuyoruz. Videonun sonuna gelirken tekrar söylemekte fayda var dostlar. Bekarlık ve yalnızlık kötü bir şey değildir. Bunu kötü görüp acele etmeyin. Yanlış kararlar almayın, treni kaçırıyorum paniği yapmayın. Kötü olan yalnızım diye tek başına oturmaktır. Sıkılıyorum diye kendini uykuya vermektir. Tek başına bir şey yapmaktan gocunup sosyal medyada kaybolmaktır. Bekarlık kötü değildir. Kötü olan yalnızlık bahanesinin ardına sığınıp hiçbir şey yapmamaktır. Ayrıca doğru zamanda doğru kişiyle yaşanan bir ilişki milyonlarca yalnız kalmamak için yaşanan ilişkiden üstündür. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşça kalın.